7 hükümet başkanı, devlet başkanı katılmışken bu zirvede 16 devlet ve hükümet başkanını ağırlıyoruz. 26'sı Dışişleri Bakanı olmak üzere 102 Afrikalı bakanı da zirve vesilesiyle İstanbul'da misafir ediyoruz. Bu tarihi buluşmaya destek veren Afrika Birliği Komisyonu'na şükranlarımızı sunuyorum. Bu yüksek katılım aslında Afrika ile bağlarımızın geldiği noktanın göstergesidir. Bu zirvemizin teması birlikte kalkınma ve refah için güçlendirilmiş ortaklık. Kalkınma ve refah yolunu Afrikalı dostlarımızla beraber yürümek, işbirliğimizi geleceğe taşımak istiyoruz. Amacımız Afrika ile birlikte kazanmak, birlikte geleceğe yürümek. Bizim Afrika ile ilişkilere bakışımız stratejiktir, uzun vadelidir. Cumhurbaşkanımız 30 Afrika ülkesine 50 ziyaretle Afrika'yı en fazla ziyaret eden liderlerden bir tanesidir. Kültür, sağlık, eğitim, savunma başta olmak üzere tüm bakanlıklarımız, Maarif Vakfımız, TİKA, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Diyanet, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarımız sahada kalkınma çabalarına güçlü destek veriyor. Türk Hava Yolları Türkiye ile Afrika arasında bir dostluk köprüsü olmakla kalmıyor, Afrika'yı dünyaya bağlıyor. Türk yatırımcısı Afrika'nın her yerinde kalıcı izler bırakıyor. Çok kıymetli mevkidaşlarım, değerli dostlarım, üçüncü zirvemizin teması ve temel unsurları olarak sağlık, tarım ve eğitim alanlarını belirledik. Zirve marjında şu anda sağlık, eğitim ve tarım bakanlarımız da toplantılar yapıyor. Bu zirve vesilesiyle ortak bildiriye ilaveten önümüzdeki 5 yılda ne yapacağımıza dair bir eylem planı kabul edeceğiz. Bu eylem planı 5 ana başlık altında kalkınma, ticaret, sanayi, eğitim, bilişim, kadın, gençlik, altyapı, tarım ve sağlık gibi çok farklı alanlarda somut adımları içeriyor. Dolayısıyla kalkınma yolunu hamasetle değil, icraatla yürüyeceğiz. Bunu yaparken Türk Devletleri Teşkilatı gibi kuruluşlar ile Afrika kıtası arasındaki ilişkileri gelişmesinde de çaba sarf edeceğiz. Bu ay içinde Türk Devletleri Teşkilatı olarak Togo ve Burkina Faso'ya aşı bağışımız bu çalışmalarımızın somut bir sonucu. Türk Devletleri Teşkilatı olarak farklı Afrika ülkelerine önümüzdeki günlerde 2,5 milyon doz ilave aşı ulaştıracağız. Değerli katılımcılar, değerli dostlarım, Afrika'da barış ve istikrarın tesisi için de ortaklığımızı güçlendiriyoruz. Terörle mücadelede Afrika'ya desteğimizi arttırarak sürdüreceğiz. Bu vesileyle FETÖ'yle mücadelemizde yanımızda duran Afrikalı dostlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kalıcı barışın tesisi ancak siyasi istikrarla olur. Bu nedenle seçilmiş iktidarların şiddet yoluyla el değiştirmesine karşı olduğumuzun altını tekrar çizmek istiyorum. Değerli dostlar, hamdolsun tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan bir ülkeyiz. Afrika'yı az gelişmişlikle, iç savaşlarla, darbelerle anan, bu kısır döngüden çıkmayacağını iddia eden çevrelere inat, birlikte yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biz Afrika'ya inanıyoruz. Zirveye katılımınızdan dolayı hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü Afrika Birliği'ni temsilen dönem başkanı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı değerli dostum Christophe'a bırakıyorum. Christophe, buyurun lütfen. Sayın Dışişleri Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Sayın Dışişleri Bakanı,